KYK konusu çözüm beklemeye devam ediyor. Ürettiği mağduriyetlerle, artan ve devam eden mağduriyetlerle sürdüğü müddetçe de konuşulmaya devam edecek çözülünceye kadar. Son olarak geçtiğimiz pazar günü CHP KK'larla buluştu ve KK'ların problemlerini dinledi, tespit etti. Zaten bu konuda epey zamandır birçok ilimizde KK'larla buluşarak, onları dinleyerek, onların talep ve beklentilerini kaydederek raporlaştıran ve sistemli bir çalışma yürüten tek parti CHP. Diğer partilerin de bu manada verdikleri mesajlar var. Millet İttifakı'na ve parlamenter sisteme dönüş işbirliği içinde yer alan partilere bu manada KYK'ların ziyaretleri oldu epeycesine. O ziyaretler esnasında verilen mesajlar var. Yahut sorulan sualler üzerine parti liderlerinin verdiği mesajlar var. Ve hepsinin ortak yönü, bunun mutlaka çözülmesi gerektiği yönünde. Şimdi tabii ki bu mesajlar önemli, bu çalışmalar önemli. Ama bunun dediğimiz gibi çözülünceye kadar daha kuvvetli vurgularla ve takipçi bir yaklaşımla peşinin bırakılmaması lazım. KYK sorunu bir hukuk sorunu, adalet sorunu ve rahmetli Demirel'in ta 1987'de bütçede görüşmeler esnasında mecliste ifade ettiği üzere KYK'lar sadece acil ekonomik konular için çıkarılır ve hemen meclise sunulur. 30 gün içerisinde meclis tarafından onaylanırsa geçerli kazanır, yürürlüğe girer. Aksi halde geçersizleşir dediği ve yine aynı konuşmasında temel hak ve hürriyetleri ilgilendiren konularda KYK düzenlenemez, çıkarılamaz dediği bir mesele. Ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de bu konuda tarihe geçen bir tavrı olmuş idi. 28 Şubat döneminde Ecevit'in başbakanlığında çıkarılan bir KYK ile veya KYK'larla bir takım tasfiyelerin yapılmak istenmesi üzerine devlet kadrolarında Sezer bu yapmak istediğiniz şey ancak kanunla yapılabilir, KYK ile yapılamaz diyerek veto etmişti. Geri çevirmişti, meclise geri göndermişti. Zaten hukukun gereği de budur. Hukukun temel prensiplerinin gereği de budur. KYK'larla temel hak ve hürriyetleri, özlük haklarını ilgilendiren konular tanzim edilemez. KYK'larla bu haklar gasp edilemez. Ama ne yazık ki 28 Şubat'ta yapılmak istenip de önce Demirel'in 9. Cumhurbaşkanı olarak sonra Sezer'in 10. Cumhurbaşkanı olarak müsaade etmediği tasfiyeler, kıyımlar ve hukuk gaspları 15-20 Temmuz sürecinde gerçekleştirildi çok daha fazlasıyla. Ve yüz binlerce insan KYK'larla görevlerinden ihraç edildi her kurumda. Ve bunların bütün hakları ellerinden alındı. Maaşları, sosyal güvenlik hakları, emeklilik hakları, sağlık hakları, pasaport, yurt dışına çıkma hakları. Adeta sivil ölüme mahkum edildiler denildiği gibi. Ve bunun meydana getirdiği sorunlar, sancılar kanayan bir yara olarak hala devam ediyor. Onun için bu konunun mutlaka ve mutlaka bir an evvel çözülmesi lazım ki ülkede tekrar huzur sağlanabilsin. Şimdi bu kadar insanın aileleriyle birlikte, çoluk çocuklarıyla birlikte perişan edildiği, çok derin travmalar yaşadığı bir durum hiçbir şekilde savunulamaz ve sürdürülemez. Ve bu halin söz konusu olduğu bir ülkede de huzur olmaz, dayanışma olmaz, birlik beraberlik olmaz. Eğer bu ülkede azımsanmayacak sayıda insanlar, tek bir insan bile olsa bile de bu kadar KYK'ların yol açtığı mağduriyetlere muhatap olmuş insanlar varsa, diğer halkın kalan kısmı buna duyarsız kalamaz, kalmamalı. Zaten bu duyarsızlık şimdiye kadar olduğu için bir büyük sıkıntı kaynağı da oldu. Şimdi onun için özellikle demokrasi, hukuk, adalet, ortak paydasında birlikteliğe giden bir süreci başlatan, bir güç ve işbirliği yapan partilerin, Millet İttifakı'nın ve parlamenter sistem için
birlikte çalışan altı partinin bu konuyu da mutlaka gündemlerine alıp, ortak gündemlerine alıp yine ortak mesaj vermelerine ihtiyaç var. Dediğimiz gibi partilerin her birinin hemen hemen bu konuda ayrı ayrı vermiş oldukları mesajlar var, tespitler var, çözüm taahhütleri var. Ama bunların aynen parlamenter sisteme dönüş mutabakat metninde olduğu gibi KHK konusunda da bir ortak iradeye dönüştürülmesi ve bunun da bir ortak metin halinde kaleme alınarak deklare edilmesi gerekiyor. Bu konu göz ardı edilemeyecek bir konu ve bu konuda madem şimdiye kadarki yaklaşımlar örtüşüyor ve bunun bir hukuk, vicdan, insanlık problemi olduğu, sosyal bir yara olduğu tespitinde birleşiliyor, o zaman bunun yine dediğimiz üzere ortak deklarasyonla bir metne bağlanması, kayda geçirilmesine ihtiyaç var. Onun için işte CHP'nin yaptığı çalışmalar, diğer partilerin yaptığı temaslar, verdikleri mesajlar, bunların tümünün birleştirilip böyle o manada bir taahhüt halinde kamuoyuna sunulması lazım. Bunun da en kısa zamanda yapılması lazım ki bu mağduriyetleri artarak ve derinleşerek yaşamaya devam eden kitlelerde bir ümit uyansın. Bu halin devamı, bu şekilde devamı gerçekten bu insanları derin bir ümitsizliğe sevk ediyor. Bu ümitsizliğin aşılması için evet kendi aralarında KHK platformları olarak örgütlenmelere gittiler. Daha çok seslerini yükseltmeye başladılar. Örgütlü bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Ama bunun siyaset cenahında da karşılığını bulması ve bu problemlere duyarsız kalmayan bir siyasi iradenin varlığının gösterilmesi lazım. Bunu da şimdiye kadar değişik vesilelerle, değişik şekillerde ifade ettik. Ama bu defa böyle bir birlikteliğin yapması gereken, altılı birlikteliğin yapması gereken bir çalışma, atması gereken bir adım olduğunu belirtiyoruz ve bunu bekliyoruz bu partilerde. Tabii şimdi de HDP tarafı var ama HDP kendine has özellikleri olan, handikapları olan bir parti ve işte hakkında kapatma davası olan bir parti ve en çok KHK'lı milletvekili de aslında HDP içerisinde. Ama onlar işte bahsettiğimiz handikaplar sebebiyle çok fazla etkili olamıyorlar bu mücadelede. Ama yine de onların da bu mücadeleye katkı vermeleri, destek vermeleri gerekir. Zaten bulundukları konum ve karşı karşıya oldukları sıkıntılar da bunu icap ettiriyor. CHP'nin türlü engellemelere, baskılara, saldırılara rağmen yapmış olduğu çalışma bu manada takdire şayan bir çalışma. Ama bu çalışmanın diğer partilerle de entegre bir şekilde ve ortak iradeyi yansıtan bir tarz ve stratejiyle bir şekle getirilmesi lazım.